Bilerimizi efendim Mevlana'larımızı yetiştirmek istiyoruz. Peki hocam, siz şimdi eğitim alanında ciddi anlamda ataktasınız. Özellikle birinci olan öğrencilerinizde de göz dolduruyorsunuz. Sıkıntılar var mı peki? Yani sıkıntılardan da bahsetmek gerekirse eğitim anlamında ne gibi sıkıntılar sizi zorluyor? Muhakkak ki en başta prosedürler bazı sıkıntıları oluşturuyor. Ve bununla birlikte her aile bu çalışmalara yetişemiyor, talep görmüyorlar. Bazı sıkıntılarımız bunlar. Ama bununla birlikte bu sıkıntıları da aşmak da bizim vazifemiz. Önemli olan problem varsa problemi çözmek de bizim vazifemiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hemen bu tarafa da gelmek istiyorum. Ali Bey, size de mikrofon uzatıyorum. Çünkü Yusuf'un gerçekten başarısında mimarlardan birisiniz. Nasıl çalıştınız hocam, ya da nasıl çalışmak gerekiyor? Buradan eğitmenlere de sizin belki önerileriniz olur. Bu kadar başarılı öğrenciler yetiştiriyorsunuz çünkü. Neler söylersiniz, neler önerirsiniz? Evet. Şöyle güzel bir söz var. İlmin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerektir diyorlar. Tabii az önce Yusuf öğrencimiz de bahsetti. Planlı, programlı ama verimli bir çalışma bu da çok önemli. Çok yoğundan ziyade verimlilik esas olması gerekiyor. Tabii biz Türk Milli Eğitim Sistemi'nin özel okullar olarak, bizim okulumuz özel Gökkuşağı Eğitim Kurumları da bir alt sistemiyiz. Hal böyle olunca Milli Eğitim Sistemi'nde çok önemli olan ÖSS, SBS, OKS gibi sınavlar da tabii ki bir okulun olmazsa olmaz hedeflerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz de her öğrencimizi bir üst eğitim kurumuna stratejik bir plan dahilinde profesyonelce yaklaşarak hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii ki amacımız sadece ÖSS ve SBS'ye hazırlık yapmak değil, aynı zamanda okulun bir fonksiyonu da hayata hazırlamaktır. Hatta hayatın kendisi olmalıdır diye düşünüyoruz. Sadece sınav ve akademik başarı odaklı değil, öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini de düşünerek bir eğitim öğretim programı hazırladık. Yusuf ve bizim diğer Yusuflarımız bu programa dahil oldular. Ve sonuçta da böyle bir başarı geldi. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Yusuf'un tabii ki bizim kadar, ailesinin de burada çok büyük fedakarlıkları var. Gerçekten çok profesyonel bir aile. Eğitim konusunda bütün hayat programlarını çocukları için yapmış bir aile. Biz her ne kadar başarılıysak da ailenin de burada başarısını göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii ki üstün yetenekli öğrencilerimiz var. Yusuf da zannediyorum bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz medeniyetleri kuranlarda, yıkanlarda üstün yeteneklilerdir. Dolayısıyla böyle öğrencilerimize, akademik olarak üst seviyede olan öğrencilerimize her zaman, her noktada en iyi şekilde yetiştirmek gerekiyor. Bir de eşit olmayan insanlara eşitmiş gibi davranmamak gerek. Farklı kabiliyet alanları var. Demin az önce sayın kurucumuzun belirttiği gibi farklı kabiliyet alanlarını da gözeterek buna göre bir eğitim programı hazırlamak lazım. Zannediyorum bizim başarımızın altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Hocam şimdi 18 binden fazla öğrenci özel okullar sınavına katıldı. Peki önümüzdeki süreç nasıldır? Biraz da ondan bahsedelim mi? Belki bu sınava girip ama yine de tarih konusunda bilgisi olmayan öğrenciler vardır. Evet. Tabii şimdi bu her yıl düzenlenen merkezi sistem sınavlardan bir tanesi. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği. İşte SBS sınavı var biliyorsunuz ve aynı zamanda OKS, ÖSS. Bu özel okullar sınavı da her yıl Mayıs ayında düzenlenen bir sınav. Buna isteyen öğrenciler başvurup katılabiliyor, dahil olabiliyor. Bu sınavdan sonra da özel yabancı öğretim kurumlarının kontenjanlarına göre oraya yerleşiyorlar. Tabii Türkiye'mizin gerçeklerinden bir tanesi böyle çok 4 yanlış, 3 yanlış, 1 doğruyu götüren veya 4 seçenekli sınavlar. Tabii ki hayat sadece böyle değil ama yani olaya da sadece burada başarılı olmak, hayatta başarılı olmakmış gibi de bakmamak lazım. Biz bir özel okul olarak da her yönden öğrencilerimizi hayata hazırlamaya, hayatın kendisi okula getirmeye çalışıyoruz. Diğer öğrencilerimiz de bu süreçleri zaten şu anda Türkiye'de çok yaygın, bizim öğrencilik zamanlarımızdan özellikle çok daha yaygın. İnternetten, okullarından çeşitli bilgileri alarak bu sınavlara dahil olabiliyorlar. Zannediyorum ki bu önümüzdeki günlerde de kayıtlar başladı mı hocam? Ya da onunla da ilgili bilgi vermek gerekirse neler söylersiniz? Evet, tabii önümüzdeki süreç içerisinde kısa bir zaman sonra, tam tarih olarak net bilemiyorum ama kayıtlar başlayacak. Tabii ki biz şunu hedefliyoruz, biz öğrencilerimize öyle bir zemin hazırlıyoruz ki herhangi bir yeri kazandığı zaman da bizim açtığımız bu onlara gösterdiğimiz sevgi, şefkat, iyi bir eğitim öğretim ortamından dolayı da bizi terk etmemeleri düşünürüz. Şu ana kadar da böyle oldu. Böyle öğrencilerimiz çok çeşitli üst başarılar elde ediyorlar ama yine tercihleri bizim okulumuzdan yana oluyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hemen Yusuf'a tekrardan dönmek istiyorum. Yusuf, önümüzdeki yıl bu sınav tekrarlanacak. Sen bu sınava girecek olan öğrencilere neler tavsiye edersin? Bence yine ben verimli çalışmayı vurgulamak istiyorum. Verimli çalışmak çok önemli.
anlamadıkları veya kafalarında soru işareti kalan yerlere tekrar dönsünler, baksınlar ve sınava girdiklerinde kafalarında hiçbir soru işareti kalmasın. Ondan sonrası zaten takdir yani. Olabilir, full çıkabilir, çıkmayabilir. Ya ben özel okullarda full yaptım ama SBS'm full değil. Ya bilmediğim soruların cevaplarını bilmediğim için değil, dikkatsizliğimden yaptım. Bence ellerinden geleni yapsınlar hepsi. Bir de özellikle anne babalar için de bizim bence bu başarımın en önemli sebeplerinden biri de evimizde televizyon ve internet olmaması. Öyle mi? Yok, evet. Ondan dolayı bence buna da dikkat etsinler. Olsa bile sınırlandırsınlar kullanımını ve o şekilde problemleri çözmeye çalışsınlar bence. Peki sınav esnasında bilmedikleri soruları es mi geçsinler yoksa sallayıp bir kutucuğu işaretlesinler mi? Yani bilmiyorum. Yani bu konu... Sen nasıl yapıyorsun ya da? Bence yani iki şıkka kadar indirebiliyorlarsa indirsinler, sonra kendilerine yakın gelen şıkkı işaretleyebilirler. Ama yani sonra sorumluluk almak istemiyorum. Ya gene de boş bırakmak daha faydalı belki de, değil mi? Ya olabilir, bilmiyorum. Son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı Yusuf? Bir de full çıkan ümitleri varsa sallasınlar, yoksa boş bıraksınlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Size de dönmek istiyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Son olarak gerçekten çok başarılı öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Geleceğimiz bu öğrencilerde diyorum ben ve sözü size bırakıyorum aslında. Gökkuşağı Koleji olarak böyle başarılı olan öğrencilerimize özel sınıflarımız var. Özellikle lisede, ilk öğretimde hatta birinci sınıftan itibaren bunu yapıyoruz. Bununla birlikte üstün zekalılar sınıfımız oluşuyor. Yani bizdeki okul müfredatına uymakla birlikte her kapasiteli öğrenciye hitap ediyoruz. O noktalarda bu başarıyı elde ettiğimizi zannediyoruz. Ve düşünün ki devlet okulundan lisemize gelen bir öğrenci çarpım tablosunu bilmediği halde biz onlara güzel bir motivasyon yapmak suretiyle onları 4 yıllık bir üniversiteye kazandırıyoruz. O şekillerde iddialı ve başarılı bir okuluz. Dediğimiz gibi bütün öğrencilere kapımız açık ve başarılı olan öğrencilerimiz, normal öğrencilerimiz, süper zekalı öğrencilerimize herkese hitap ediyoruz. Ayrı ayrı sınıflarla her bir öğrencimize ışık tutuyoruz. Belki hocam şunu hemen söylemek istiyorum. Sınıflandırmayı ayrı ayrı yaptığınız için de öğrenciler bu durumdan, orta zeka düzeyine sahip olan öğrenciler bu durumdan etkilenmiyorlar. Belki daha verimli olabiliyorlar, değil mi? Çünkü öğretmenler ona göre hitap ediyor. Düşünün ki yani matematik 4 işlemi yapamayan öğrencilerle Yusuf gibi yani 2 kere 2 4'ün ettiğini rahatlıkla bilebilen insanların aynı kategoride olması bir cihette Yusuf gibi öğrencilere yazık oluyor. Diğerlerine göre de yazık oluyor. Çünkü birisine göre öğretmen hızlı anlatsa öbürüne yazık, yavaş anlatsa Yusuf gibilerine yazık oluyor. Bundan dolayı sınıflandırma yapmamız çok isabetli. Çünkü bunu Avrupa'da da yapıyorlar, Amerika'sında da yapıyorlar. Türkiye'de niye olmasın? Özel okul olduğumuz için devlet okullarından farklı bir tarafımız olması lazım. Bu da özel okullar bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz bunu yaptık, başarılı olduk. Bütün özel okullara ve devlet okullarına da tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam, çok sağ olun. Gerçekten özel okullar sınavında Yusuf birinci oldu. Onunla birlikte aslında 52 kişi de birinci oldu. Ama Yusuf bütün soruları full olarak yanıtlayarak birinci oldu. Üstün zekalı, üstün yetenekli öğrencilerden biriydi Yusuf. Özel okullar sınavında da birinciliğini herkesin gözler önüne sererek bunu bir kez daha kanıtladı. Eğitim konusunda da Yusuf'un aslında öğrencilere bir tavsiyesi var. Verimli çalışın. Çok çalışmak çare değil diyor kendisi. Verimli çalışmayı öneriyor Yusuf. Biz de buradan gelecek için planlar yapan öğrencilere verimli çalışmalarını öneriyoruz ve sözü merkeze bırakıyoruz. Özen, teşekkürler. Kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz. Negatif iyon astıma ve nefes darlığına iyi gelir, hastalıklara karşı ekstra direnç kazandırır. Uykuyu düzenleyerek sağlıklı bir dinlenme sağlar. UFO vantilatörler soğuk buhar etkisiyle sizi ferahlatır. UFO, sağlıklı sevinlik. Balkanlardan gelen sıcak hava dalgasıyla sıcaklıklar yurt genelinde yükselirken, İhlas mağazaları indirimi tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Yaza selam, indirime devam. Bütün kış içinizi ısıtan indirim kampanyamızla yaza selam, indirime devam diyoruz.
Aura Şofen 129, 85 parça 12 kişilik porselen yemek takımı 225, 90 parça 12 kişilik sandıklı çatal kaşık takımı 199, 42 parça 6 kişilik kahvaltı takımı 125 lira. Yüksek kaliteli...